Nasıl yani? Aldık mı ihale? Selçuk Bey, bu çok iyi bir haber çünkü bu çok 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 büyük bir ihale. Yani şu durumda küçülme kararını bir daha gözden geçirmeniz gerekir. Rafa mı kalktı? Aa, yok, abi ben daha fazla dayanamayacağım. Ay ne oluyor Tuna? Yok bir şey. Bak, söylemeye çekindiğin her neyse söyle. Ben bu gecenin sonuna kadar öğrenirim onu çünkü. Aa, yok, kesin öğrenir abi. Hadi, hadi söyle. Ne? Bak Gönül, sonra üzülmek yok ama. Ya söylesene, bayılacağım ay. Söyle. Söylüyorum Gönül. Evet. Gönül. Hı. Seni işten çıkarıyorlarmış. Ne? İşten mi çıkarıyorlarmış? Kovuldun! Kovuldun! Bu yüzden bu papağan ha bile kovuldun kovuldun diyor demek ki. Duydu demek ki burada konuşulanları. Anladım. O kadar takma ya. Yani bu sonuçta dünyanın sonu değil. Ay çok sevindim Selçuk Bey. Ya özellikle de iş yerinden ayrılmak zorunda kalacak olan arkadaşlarımız için sevindim. Çok güzel bir haber verdiniz. Çok teşekkür ederim. Tamam oldu. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Oh be. Gönül, şu yazlık iş aslında o kadar kötü bir fikir değilmiş ha? Ne yazdığı Meltem ya? Baksana, işten çıkarılıyormuşum. Yani yazlık mı düşüneceğim? Söylediniz mi? Bu gevşek ağızlı Tuna tutamadı çenesini. Kapa çeneni! Kapa çeneni! Belki de söyledi. Durduk yere planlar yapıyormuşuz. Meğer kapının önüne konmuşuz. Ay Gönülcüğüm, öyle bir şey yok. Şimdi Selçuk Bey söyledi, büyük bir ihale almışız. Yani evet, şirket küçülme kararı almıştı ama bu ihale sayesinde bunu iptal ettik. Yani elimize bir fırsat geçti. Ne yani? Şimdi Gönül Hanım kovulmuyor mu? Ay Emine, şuna kovulma deyip durma. Yani şirket küçülme kararı almıştı. Bazı bölümler kapatılıyordu. Meltemciğim, keşke daha önce söyleseydin. Nasıl söyleseydim Gönül? Hani kendini bir benim yerime koysan bana söyleyebilir miydin? Yok. Evet, söyleyemezdim. Evet. Neyse hadi kapatın artık bu konuyu. Nasılsa tatlıya bağlandı. Gönül Hanım kaybolan eşeğini buldu. Aslında biraz iyi de oldu yani. Baksana Haluk'tan hiç duymadığım laflar duydum, manken gibi filan. Hemen heveslenme dominant teyze. Battal boy mankenler de var. Geri döndü Pamuk Prens. Adamı hasta etme. Adamı hasta etme. Aferin sana kuş beyin. Şimdi şunu diyeceksin. Ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Aslanım benim ya. Ne gerek var? İşte böyle. Şimdi en önemlisine geldi sıra. Taş fırın Haluk diyeceğiz. Taş fırın. Taş fırın. Hadi söyle. Ne cins kuşsun. Senle neredeyse siyaset konuşacağız. Bir taş fırın diyemedin ha. Ay fıstığı lan. Taş fırın diyeceksin. Taş fırın. Söyle bakayım. Taş fırın. Aynı gemide.